Türkiye'nin hız şampiyonu TürkNet. Speed Test'in son 10 hız testinde Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı TürkNet oldu. TürkNet'in 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızıyla evde herkes aynı anda kesintisiz dizi ve maç izlesin, toplantılarına katılsın. Ayrıca TürkNet'te taahhüt yok. İstediğiniz anda iptal etme seçeneği var. Üstelik TürkNet'e geçmek isteyen kullanıcılar için cayma bedelinin 2000 TL'ye kadarı da TürkNet'ten. Sen de TürkNet'le değişime hemen başla. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvak sunar. Herkese merhabalar. Carvak'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Serkan Akkoyun'la beraber oynanmış olan maçları bir muhabbetini yapacağız. Öncelikle Galatasaray'dan başlayalım. Evet. Son maçı Galatasaray oynadı. 4-1 kazandı Pendik Spor karşısında. Bir ilk 30 dakika yine bir enerji düşüklüğü var gibiydi Galatasaray'da. Yani böyle sanki bir voltaj düşüklüğü var gibiydi. Tabii ki belki de ligin sonuna doğru Okan Buruk tarafından da bu söylenmiş olabilir mi? Yoksa Pendik Spor oyuna hükmettirmedi mi Galatasaray'ı? Ama daha önceki hafta da benzer bir sıkıntısı vardı Galatasaray'ın. Hem galibiyeti konuşalım, hem bu ilk 30 dakikayı konuşalım. Sonrasında peşi sıra gelen goller zaten maçı çözdü ki maçın ikinci yarısında, yani 48. dakikada Barış Alper zaten maçı bitirecek pozisyonda yakaladı. Tabii. Sonra Icardi'ye bir asisti vardı. Asisti Icardi yedi. Barış Alper'in pozisyonundan sonra Ziyech'in şutu vardı. Ziyech kaleciden dönen, dar açıdan. Evet, onlar vardı. Yani pozisyonu da buldu Galatasaray. Doğru. Biz kaleciden dönen var. Bir köşeden vurdu. Köşe, aslında 3-4 tane pozisyon daha erken bitirebilirdi. Daha erken bitirebilirdi. Olmadı ama bir şekilde Galatasaray sonuç itibariyle o rahatlıkla da 2-0'ın verdiği rahatlıkla da kazandı. Yani o 25-30 dakikayı ben Galatasaray'ın planı olduğunu zannetmiyorum. Yani istedi ama yapamadı istediklerini. Şimdi Okan Buruk'ta bir şey var. Huy mu diyelim, oyuna bakış açısı mı diyelim. Bir önceki maçı iyi bitiren kadroyu çıkartıyor. Bir sonraki maçta ilk 11 olarak çıkartıyor. Bunu daha önce de yapmıştı 2-3 kere. Ödüllendirme olabilir ya da istediklerini yapan takımla devam etme. Yani bütün maçları aslında bir parça olarak düşünüp birbirinin devamı gibi değerlendirme. Oradaki bırakılan performansı sürdürme gibi olabilir. Bunu anlayabiliyoruz ya da görebiliyoruz. Fakat kadronun bu maça çıkan ilk 11'in bu şekilde olmasının sebebi Barış Alper'in sol kanat performansı ve Ziyech'in performansıydı. Yani aslında bu maçın da başlangıcında bu iki oyuncunun ekstra bir şey yapması bekleniyordu. Fakat ikisi de bence ilk 30 dakika içerisinde bekleneni, kenarın beklediğini veremedi. Barış Alper çok bireysel zorladı. Çok birebiri zorladı. Aslında bu da mantıksız değildi. Çünkü karşısında Serkan Hasan onun aslında alt edebileceği futbol olarak bir oyuncuydu. Hem fiziksel kapasiteyle hem teknik kapasiteyle. Fakat bazı pozisyonlarda Serkan Hasan fiziksel olarak şaşırtıcı bir şekilde üstün geldi. Sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen bu arada. Bazı pozisyonlarda da Barış Alper istediği beceriyi, aslında onda olan beceriyi sergileyemedi. Bir de şunu İbrahim Üzülmez'in söylediğini düşünüyorum. Serkan Hasan yarı sahayı hiç geçmedi. Doğal olarak aslında bir Pendik Spor sağ kenarının ofans tehdidi de olmadığı için hani Barış Alper'in geriye doğru gelmesine neden olmadı. Belki o geniş alanı da bulmasını engelledi bu sayede. Belki Serkan biraz önce çıksaydı geniş alanda Barış etkinliğini görecektik. Dar alanda bir şeyler yapmaya çalıştı. Ez cümle yapamadı. İkisi de Barış Alper. Ziyech de yapamadı. Ziyech de ilk 25-30 dakika çok aradı. Sola geçti, sağa döndü. Hatta merkeze geldi, 30-35 arası merkezdeydi. Mertens'le yer değiştirdi. Çok aradı. Bu arama da sonuçlanamayınca biraz onun için de kayıp oldu. Hani üretkenlik kaybı yaşadığı bir bölümdü. Ki bu tarz oyunlarda da yani sıkışırsanız, istediğinizi oynayamazsanız, rakip de bu arada öyle tehlikeli bir kadro ki, evet arka tarafta Murat ve Alparslan'a bir şekilde üstünlük kurabileceğinizi ya da Serkan'a ve Nuno'ya düşünüyorsunuz ama ön tarafta da Halil Tiyan ve Umut Nayır ve de Ndiaye de iyi başladı. O da her an cezayı kesebilecek kalitede oyuncular. O yüzden o dengeyi de koruması lazımdı Galatasaray'ın. Biraz ilk 25-30'daki üretkenlik sorunuyla beraber temkinlilik de hani paçalarından tuttu. Ama böyle maçlarda bir şeye ihtiyaç duyarsınız. İşte bireysel beceri, duran top, ekstra oyun. Bireysel beceri ve ekstra oyun golü geldi bence ilk gol. Hem çok iyi bir üçgen kurdular hem de çok teknik bir vuruşla gol geldi. İkinci gol duran top ve Galatasaray'ın aslında imza golü. Hani bizden önce dün geceki programlarda da konuşuldu. 15 tane duran top golü var. Galatasaray'ın 10-11 tanesi skor açan goller. Ve Abdülkerim Bardakçı'nın da 7. golü. Ki maçtan sonra 8 gol hedefim var demiş ama
Ümraniye maçı olabilir. Yine içerideki bir maçtan sonra TT Arena bir fotoğraf şeyi var. Uğur olması lazım. Uğur Şempire. Evet. Onun çektiği bir videoda hedefim 10 diyor. Ya onu biraz 8'e çekmiş olabilir. Ama kafada bu gol atmak var Abdülkerim Bardakçı'da. Bu da çok önemli bir şey. Bir stoperden 7 gol katkısı almak muazzam bir şey. Öyle. Hatta o da Galatasaray'ın zaten imza işlerinden evet. birisi oldu. Katılır mısın? İzleyenlerimize katılır mı bilmiyorum. Galatasaray'ın bir de rakip takımlara göre köşe vuruşu kullanımı var. Mesela geçen hafta Alanya Spor maçında ben Alanya Sporlu savunmaya gelen, o savunmayı yapan oyuncuların topla buluştuğunu hatırlamıyorum. Yani hepsinde Galatasaraylı vuruyor. Abdülkerim'in sayılmayan golüne dahil olmak üzere hepsinde öncelikle mesela hep uzak direğe çalışmışlar. Uzak direğe gidiyor. Oradan içeri çevriliyor, bir aksiyon oluyor. İçeri çevriliyor, bir aksiyon oluyor. Veyahut da Nelson hedeflenmişse de Nelson kafayı vuruyordu. Bu hafta da hep dışa kavisli köşe vuruşları denendi. Pendik Spor'un o zafiyetinden de faydalanmak istedi. Sonuç itibariyle yani maçın ikinci yarısında da Nelson'un iki tane kafa vuruşu var mesela. Pendik Spor'la oyuncuların dokunduğu da üç tane top var. Ama Galatasaray rakibine göre de köşe vuruşu şeyini, akışkanlığını değiştiren bir takım haline geldi. Hani köşe vuruşundan olmuyor. Ceza sahası dışında şütörler belli. Dönen topları toplayacak oyuncular belli. Onun üstüne hemen tekrar atağı da olgunlaştırabiliyor bir dönen toplardan sonra. Bir de bizim Apo Hoca, Abdülkerim Durmaz Hoca şunu söyler. Ya sen ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar iyi kafa vuruşçun olursa olsun bir o kadar da iyi de o topun oraya gönderilmesi lazım. Zaten sorunsal bir şey nerede gördüm? Ben bugün şimdi maçtan sonra bir yerde gördüm. Hani kime sormuşlar hatırlamıyorum. Sizce topla buluşan mı şey yoksa yani. İyi ortamı iyi, iyi vuruş mu? Yani. Yani bence nasıl diyelim %33 33 vuran 33 topu gönderen 33 de bunun hazırlığı. Çalışma olmazsa evet. hiçbir şey olmaz. Ama Galatasaray bu açıdan da şanslı. Kerem Demirbay'ın yaptığı işi Ziyeh yani belki de daha kalitelisini yaptı. Tabii. Abdülkerim'in şeyden markajdan kurtulmasıyla beraber. Foto TT Arena bu arada. Foto TT Arena. Evet, düzelteyim onu da. Çalışmanın da payı var. Ki bu geçen seneden gelen bir şey aslında. O Duran topu uzmanı Duran. Duran evet. Duran. İronik bir soy isimli. Onun gelip hazırlayıp bir hafta 10 gün Florya'da kalıp dosya hazırlayıp sonra hani onun nasıl geliştirileceğine dair mekanizmayı Galatasaray Teknik Heyeti'ne bırakması ve Galatasaray Teknik Heyeti'nin de belli ki bunun üzerine çalışmış olması. Atanı ve vuranları da evet. iyi olunca Sanchez de bu arada iyi vuruyor. Sanchez'in 3 tane falan topu direkten döndü bu arada bunların haricinde. Mesela Beşiktaş'ta da böyle hatırla. Gezal, Vida. Vida, evet. Bir ara Gezal kesiyordu, Vida vuruyordu ki Vida geçen hafta gene gol attı. Evet. Yine duran toptan gol attı. Bunlar bir araya geldiği zaman bunu zaten yani diyeceksin ki teknik heyet olarak benim niye o korner kullanan Eyüp Aydın o da attı evet, bir tane. Doğru, doğru. Bak isimler artıyor. Benim iyi korner kullanan oyuncum var. Benim duran toplarda markajdan kurtulup kafa vuruşu yapan güçlü oyuncularım var. Ben neden buna çalışmayayım? Elba yapsana gibi bir şey yani. Evet. Neden yapmayayım? O yüzden tebrik etmek lazım. Yani şu sorunun da cevabı bence bu. Duran top antrenörü. Galatasaray'ın duran top antrenörü mü var? Galatasaray'ın duran top çalışan antrenörü var. Evet. Antrenör antrenördür. Duran top çalıştırırsın. Evet, duran topu çalıştırırsın. Durmayan hareketli top çalıştırırsın. Mesela Angi Postekoğlu da şey yapıyor. Savunmayı çalıştıran, hücumu çalıştıran, duran topları çalıştıran. Ama onların hepsi antrenör. Belki kendi evet. işlerinde de değiştirecekler vesaire. O açıdan da tebrik etmek lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Galatasaray üretmekte zorlandı dedik ya. Ama panik yapmadı. O çok değerli bir şey. Özellikle bu haftalarda. Panik yapmaması lazım şampiyonluğa oynayan takımları. Tribünüyle. Tribün de panik yapmadı. AU'lar çok yükselmedi. Evet. Sahadaki oyuncu da panik yapmadı. Yani bu da eyvahlar olsun durumu yoktu işte. Barış golü kaçırdıktan sonra mesela 2-0 iken bile Mertens geldi hemen. Hadi bakalım. Evet, devam. Devam. Hadi devam devam. Yani bu iş olacak dercesine. Galatasaray'ı sakin tutan oyuncular da biraz hem oyuncu sakinleştirmek değil, oyunda doğru zamanda doğru sorumluluğu olan oyuncular. Yani mesela Galatasaray'ın ilk golünde tıpkı geçen hafta Alanya Spor maçında Galatasaray'ın bulduğu ilk goldeki gibi çok gözden kaçtı hazırlık aşamasında. Maalesef yayıncı kuruluş bize her şeyi tam gösteremediği için. Mesela Ziyech'in orada oyunu basit ama çok doğru açmasıyla, acele etmeden açması tak tak geldi. Barış Alper'in golü geldi. Bu hafta bu maçta yine Ziyech merkezde aldı, baktı. Evet, doğru yer burası dedi. Tak Icardi derine geldi. Sonra da kendi atmış olduğu pasta koşuyu nefis tamamladı tabii. Yani. Orada Mertens'in cezalarının içine koşup koştu. Savunmayı manipüle etmesi. Mertens'in koşusu aslında Ndiaye'yi oraya çekip evet.
Normal NDI'yi bölgesinden çıkardı. Evet. Icardi'ye o rahat vuruşu yaptı. Orada Mertens'in şeyi de önemliydi. Manipülasyon da önemliydi. Yani bu ilk yarının özeti böyleydi. Ama ikinci yarıda ben Galatasaray'ın artıları kadar bazı eksileri de olduğunu düşünüyorum. Artısı şu. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri... İkinci yarı bir kere Galatasaray daha istekli başladı. İlk yarıya göre. Zaten az önce saydığımız pozisyonlardan Barış Alper'in kaçırdığı ve Ziyeh'in kaçırdıkları ikinci yarının pozisyonları. Icardi'nin kaçırdığı. Net, daha net pozisyon. Gol attığı ilk yarıdan daha net pozisyonları aslında ikinci yarının başında buldu. Bir 60-65 gibi oyun Pendikspor'a dönmeye başladı. Hatta pozisyonlarda bulmaya başladı Pendikspor, böyle cezaların içerisine falan girmeye başladı. Orada zaten hani biz de maçı izlerken şey dedik yani kendi aramızda. Gelir bir değişiklik. Hatta az çok oyuncuları da tahmin ettik. Kerem Aktürkoğlu ve Berkan oyuna girecek diye. Evet, bu oldu. Mesela orada oyunda bir düştü. Müdahale bence geç de kalındı müdahalede yine. Yani Galatasaray'ın bu sezonki negatif yönlerinden birisi bu. Oyuna hamle de geç kalıyor bazen. Hamle erken yapılsa da oyuncu da geç giriyor. Yani 70'te hazırlanan oyuncu 72-73'te giriyor. Oyun o arada da birkaç kere durmuş olmasına rağmen. Bileğine bir şey yapıyor, ayağına bir şey yapıyor, çıkarıyor, içliğini giyiyor falan. Bunlar bence cidden rahatsız ediyordur teknik heyeti. Etmiyorsa da etmesi gereken konular. Şimdi oyuncu değişiklikleri geldi Berkan Kerem. Kerem'i biraz dışarıda tutuyorum. Ayrı belki konuşuruz. Orta saha güzeldi. Geçişleri kırdı. Yığılmaya başladı. Pozisyon geldi. Zaten Mertens'in golü geldi. Berkan da asist yaptı. Asist yaparken de biraz bocaladı. Icardi'yi düşündü önce ama bence bocalamasının temel sebebi Icardi'nin arkasından gelen oyuncuyu gördüğü için karar değiştirdi. Bence her şeyi düşündü. Icardi'ye mi versem, Mertens'e mi versem, kendim mi atsam? Sonra Mertens ilk başta yapması gerekeni yapıp Mertens'e verdi. Bu tamam. Şimdi bu ne diyelim buna? 74'teki değişiklikler 74-75 gibi yaptı. Ama 80-82'deki değişiklikler de bence Galatasaray'ı çok ciddi bir şekilde aşağı düşürdü. Yani belki bir anda olması mı? Hani Tete, Vinicius. Üçünün birden girmesi. Evet, bir anda oyuna girmeleri mi bilmiyorum. Bir şekilde çok düştü Galatasaray. Tete, mesela Tete'nin oyuna girmesinin Galatasaray'a herhangi bir etkisi olmadı. Daha eksik oynadı Galatasaray. 3-4 kere falan topa değdi ya da değmemişti. Bence Vinicius'un da olmuyordu. Penaltı pozisyonu. En azından penaltı. Penaltıyı yazdı. Orada da Derik Köy'ün Kerem'e attığı pas mükemmeldi. Evet. Ya onlar da ama yani Derik Köy'ünde bir sıkıntı yok. Kerem'de de sıkıntı var. Vinicius'un yani aslında bireysel olarak Vinicius ya da Tete'de bir problem yok. Ama bu kombinasyon olunca Tete Kerem, sağda, Kerem merkezde. Mertens'in olmadığı bir Mertens süreç. Yok, Torreira yok. Torreira yok. Bu kombinasyon olunca sıkıntı çıkıyor. Yani arada çok ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Bu da Galatasaray için bu maçta analiz etmek isterlerse yani eksi ama böyle şey değil yani. B eksi. Yani direkt C, F değil ama bir B eksi değerlendirilebilir. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvac sundu. Maç heyecanını Ilgaz Çınar'la yaşar. Anlık sesli yorumlar maç esnasında Sports'ta. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu hattını bozmuyordu ki. Bir de Kaan Ayhan'la Barış'ın da uyumu da çok. Sports, yeni nesil canlı skor uygulaması. Hemen indir.